Herkese tekrardan merhaba. Bu videoda sizlere No Way Home'u izlemeden önce bilmemiz gereken olayları kısaca anlatmaya çalışacağım. Spider-Man karakteri Marvel evrenine dahil olduktan sonra birçok yapımda yer aldı ve bu yapımların sonuçları da bizi No Way Home filmine getirdi biliyorsunuz. Bu videonun amacı da diğer filmleri izlememiş kişilere yaklaşık 30 film izlemesine gerek kalmadan olayları anlatmak, filme gittiklerinde anlayacakları şekilde özet niteliğinde küçük küçük bilgiler vermek. Ama öncelikle bu videonun ilk partını izlemiş olduğunuzu varsayıyorum ve kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi 2014 yılında çıkan ikinci Amazing Spider-Man filmine geleceğim. Bu filmde kendisinden çok daha emin hareketlerle ilerleyen bir Peter Parker karşımıza çıkıyor. İlişkileri ne kadar güzel ilerlese de bir önceki filmde Gwen'in babasına verdiği söz Peter'ın aklını kurcalamaya başlıyor ve kısa süreliğine de olsa ayrılıyorlar. Bu filmde iki hatta üç tane kötü karakterimiz var diyebiliriz. Rhino, Electro ve Harry Osborn. Bir önceki filmde Dr. Connors'ın bağlı olarak çalıştığı Osborn şirketinin sahibi Norman Osborn bu filmde çok gösterilmeden hayatını kaybediyor. Norman Osborn'un öldüğünü duyunca Peter çocukluk arkadaşı Harry'i ziyarete gidiyor. Ama bu seride bu ikili bir öncekinde olduğu kadar yakın değil, onu söyleyeyim. Norman öldükten sonra bütün her şeyi oğlu Harry devralıyor. Ancak hastalıkları genetik olduğu için bir süre sonra Harry de kendisinde bazı sıkıntılar olduğunu fark ediyor ve bu hastalığı engelleyebilmek için Spider-Man'in kanına ihtiyacı olduğunu söylemeye başlıyor. Ancak Spider-Man'in arkadaşı Peter Parker olduğundan henüz haberi yok. Peter örümcek özelliklerini kazandığı sırada onların çabuk iyileşme özelliğini de almış durumda. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bir önceki videoda Peter'ın annesi ve babasının önemli insanları olduğunu söylemiştim. Babası Richard Parker zamanında Dr. Connors'la birlikte çalışıyormuş ve bu sırada örümcekler üzerinde yaptığı bir deneyde bir örümceğe kendi DNA'sını eklemiş ve bu şekilde iki canlı formunu birleştirmeyi başarmış. Zaten Peter da bu örümcek tarafından ısırıldıktan sonra güçlerini kazanıyor. Yani babasının DNA'sı kendisiyle eşleştiği için bu güçlere sahip oluyor. Spider-Man kılığında gelip Harry'e üstü kapalı bir şekilde kanını veremeyeceğini anlatmaya çalışıyor ama maalesef Harry her şeyi yanlış anlayarak Spider-Man'e düşman olmayı tercih ediyor. Spider-Man'in bencil birisi olduğu için kanını vermek istemediğini zannediyor. Ardından Harry babası Norman Osborn'un gizli işler çevirdiğini öğreniyor ve bu sığınakta Goblin kıyafetini buluyor. Babasının sırlarının bazılarını bilen bir iş arkadaşı aracılığıyla ise bu garip serumlara ulaşıyor. İyileşmek için serumu kendisine enjekte ettirdikten sonra Goblin'in değişimi ise burada başlıyor. Bu arada başka bir kötümüz Electro'dan bahsedeceğim. İsmi Max olan karakterimiz oldukça ezik bir insan. Oscorp şirketinin elektrik kısmında görev yapıyor ve bir gün yanlış giden bir olay sonucunda yüklü miktarda elektriğe maruz kalıyor. Aslında ölmesi gerekirken çok ilginç bir şekilde vücudu tüm bu elektriği hapsetmeye başlıyor ve bu gücün yansıtılabilir bir enerji olduğunu fark ediyor. Filmin en başında Spider-Man'in ona yardım etmesinden sonra adeta örümcek adama takıntılı derecede hayran olan Max, vücuduna elektrik yüklendikten sonra Spider-Man'le iletişim kurmaya çalışacak. Peter de ona yardım etmeye çalışacak ancak polislerin yanlış bir adımı yüzünden Electro Spider-Man'in ona saldırmaya çalıştığını düşünüp karşılık verecek. Bu arada Gwen İngiltere'de çok güzel bir okuldan teklif aldığını ve oraya taşınacağını söylüyor. Peter en başta buna çok üzülse de sonra o da Gwen'le birlikte gitmeye karar veriyor. Fakat Goblin dönüşümünü tamamlayan Harry bir türlü kanını alamadığı Spider-Man'e saldırmaya geliyor. Burada Gwen'le de karşılaşıyor ve tam bu kısımda Spider-Man'in Peter Parker olduğunu öğrendikten sonra Gwen'i kaçırıyor. Oldukça yüksek bir binanın tepesinde dövüşürlerken Peter ilk seferinde Gwen'i tutmayı başarsa da ikinci seferde maalesef tam zamanında yetişemiyor ve Gwen Stacy burada hayatını kaybediyor. No Way Home fragmanında MJ düşerken onu tutmaya çalışan bir el görünüyor. İşte o kısım tamamıyla bu sahneye gönderme. Amazing Spider-Man filminin 3. filmi için planlanan Rhino karakteri de bu filmin başında ve sonunda çok az da olsa görünüyor. Ama hikaye açısından çok da önemli bir karakter olmadığı için kendisinden bahsetmeyeceğim. Sadece Gwen öldükten sonra Peter tekrardan Rhino tehlikesinden sonra Spider-Man'liğe devam etme kararı alıyor ve Amazing Spider-Man serisi de burada sona eriyor. Devamı gelmediği için en çok üzüldüğüm film serisidir kendisi. Çok fazla haksızlığa maruz kaldığını düşünüyorum. Çok güzel bir senaryoyla mükemmel bir iş çıkartılabilirdi bence. Hemen ardından Tom Holland'ın Spider-Man'i devreye giriyor. Burada hikayeye hakim olabilmek için MCU filmlerine de hakim olmanız gerekiyor maalesef. Çünkü Tom Holland'ın Spider-Man'inin dahil olduğu ilk film Civil War yani Kaptan Amerika'nın 3. filmi. Bu evrene hiç hakim değilseniz birazcık kafanız karışabilir ama elimden geldiğince açıklayıcı olmaya ve önemli noktalara değinmeye çalışacağım. Diğerlerinden farklı olarak ben amcası olmayan bir Peter Parker izliyoruz ve Origin hikayesi hala daha adam akıllı işlenmedi. Origin hikayeye dair Peter sadece küçücük bir sahnede bir örümcek tarafından ısırıldığından bahsetti ve yine zeki bir çocuk olduğu için kendi ağ atıcısını üretmeyi başarmış. Yani bu 3 Spider-Man arasında sadece Tobey'nin örümcek ağı yapay değil ve kendi vücudundan çıkıyor.
Her neyse, Civil War filminde Kaptan Amerika ve Iron Man bir konu üzerinde büyük bir fikir ayrılığı yaşıyor ve süper kahramanlardan oluşan ekibimiz ikiye bölünüyor. Iron Man, yani Tony Stark da garip kıyafetli bir çocuğun ağ atarak insanlara yardım etmeye çalıştığını keşfediyor ve onun evine gidip sürpriz yaparak kendi ekibine dahil olmasını istiyor. Peter elbette bu teklifi kabul ediyor çünkü Tony Stark süper kahramanlığın yanında çok ünlü bir iş adamı. Birazcık Peter'ın çevresinden bahsedeyim. En yakın arkadaşı Ned, May halası, sınıf arkadaşı MJ. İlk zamanlarda kendisinin Mary Jane olduğu düşünülmüştü ancak daha sonradan Zendaya'nın karakterinin Michelle Jones isimli birisi olduğu açıklandı. Bu kişiler dışında Peter'ın hoşlandığı kız Liz ve onun babası Adrian Toomes var. Adrian da bu filmin kötüsü. Daha önceki Spider-Man filmlerinde işlenmeyen bir kötü. Kendisi burada Vulture ismiyle biliniyor. Peter Parker'ın bu filmde Tony Stark tarafından desteklenen bir süper kahraman olduğunu ve daha çok kendisini kanıtlamaya çalışmasını izliyoruz diyebilirim. Spider-Man Marvel bünyesine dahil olduktan sonra diğer yapımlarda da yer almaya başladı. Bu filmden bir yıl sonra çıkan Infinity War filminde diğer süper kahramanlarla birlikte Thanos isimli bütün evrenin yarısını yok etmeye çalışan düşmana karşı çıkmaya çalıştı. Thanos evrenin farklı yerlerinden topladığı sonsuzluk taşlarıyla ortaya çıkardığı enerjiyi kullanarak evrenin yarısını yok etme amacını gerçekleştirdi. Avengers takımı bu sefer başarılı olamadı ve Infinity War filminin en sonunda birçok kişi gibi Spider-Man de yok oldu. Onun gidişi ise Tony Stark'ı çok derinden sarstı çünkü tüm bu işlere dahil olmasına sebep olan kişi olarak kendisini suçluyordu. Süper kahramanlar da dahil olmak üzere herkesin elini kolunu bağlayan bu olay 5 yıl sonra Scott Lang, yani Ant-Man olarak bilinen karınca adamın gelişiyle değişmeye başladı. Çok büyük boyutlara ulaşma ve tahmin edemeyeceğiniz kadar küçülebilme gücüne sahip olan Ant-Man kendi serisinin ikinci filminin sonunda kuantum alemi denilen yerde sıkışıp kalmıştı ve oradan çıkışı ise Endgame filminin en başında bizlere gösterildi. Kuantum alemine girip çıktıktan sonra orada geçirdiği süre ve dışarıda geçen sürenin aynı olmadığından 5 yılın 5 saat gibi geldiğini bahsederek kalan Avengers üyelerine zamanda yolculuğun mümkün olabileceğini anlatmaya çalışıyor ve bu olay Tony Stark'ın bir zamanda yolculuk makinesi yapmasına sebep oluyor. Hayatını kaybeden herkesin geri gelmesi için zamanda yolculuk yaparak Thanos'un toparladığı taşları tekrar toparlamaya çalışıyorlar. Başarılı da oluyorlar ancak bu yolda bazı sevdiklerini de kaybetmek zorunda kalıyorlar. Thanos'un blip denilen parmak şıklatma olayıyla evrenin yarısı yok olmuştu. Bizimkilerin tekrar topladığı taşları bir arada tutan eldiveni takan kişi ise Bruce Banner oldu ve bu sefer onun parmak şıklatmasıyla giden herkes geri dönmeyi başardı. Fakat bu sırada Thanos ve adamları Avengers'a saldırdı ve çok büyük bir savaşın başlamasına sebep oldu. Bu savaşta Thanos tekrardan eldiveni ele geçirmeye çalıştı. Bu sefer evrenin tamamını yok etmek istedi. Ancak Iron Man daha hızlı davranarak taşları eldivenin üzerinden çıkartmayı başardı ve kendisini feda ederek bütün evreni kurtarmış oldu. Ben amcasını göremediğimiz bu Peter Parker'da hayatında babası gibi sevdiği Mr. Stark'ını kaybetmiş oldu. Spider-Man'i en son gördüğümüz uzun metrajlı film ise ikinci Spider-Man filmi Far From Home oldu. Bu filmde Peter lise arkadaşlarıyla birlikte bir Avrupa gezisine çıkacak. Bu filmin kötüsü ise Mysterio isimli oldukça zeki bir adam ki zaten daha öncesinde de kendisi Tony Stark için çalışmış. Tony ölmeden önce kendi yapay zeka teknolojisiyle ürettiği Edith isimli bu gözlüğü Peter'a hediye ediyor. Ve bu filmde Peter'a yardımcı olan kişi olarak ise Tony Stark'ın en yakın arkadaşlarından birisi olan Happy Hogan'ı görüyoruz. Peter'ın filmde yer yer duygulandığını görüyoruz çünkü Tony'nin acısı henüz çok taze. Hep beraber çıktıkları bu gezide tabii ki de peşlerini bela bırakmıyor. Çeşit çeşit yaratıklarla karşılaşıyorlar. Ancak bu yaratıkların karşısında yer alan bir süper kahraman var. Daha doğrusu kendisini millete süper kahraman olarak tanıtan bir sahtekar. Sahtekar diyorum çünkü kendisi süper güçleri olan birisi değil. Arkasındaki ekiple birlikte projeksiyon cihazları kullanarak sahte görüntüler elde ediyor ve insanları kandırıyor. Hatta bu konuda o kadar başarılı ki Avengers ekibini bir araya getiren Nick Fury'yi bile kandırmayı başarıyor. Mysterio'nun bu filmdeki amacı Tony Stark'ın Peter'a vermiş olduğu Edith'i ele geçirmek. Bu da düşündüğünüzden çok basit bir şekilde gerçekleşiyor. Çünkü Mysterio'nun kimliği ortaya çıkmadan önce Peter'le muhabbet etme şansı buluyor. Ve Peter de kendi isteğiyle bu gözlüğe ben layık değilim al sen kullan diyerek Tony Stark'ın güvenerek emanet ettiği teknolojiyi hediye ediyor. Filmin sonuna kadar bu gücü olmayan karakterimiz Peter Parker'ı gerek psikolojik olarak gerek fiziksel olarak mahvediyor. Ancak Peter bir şekilde filmin sonunda yenmeyi başarıyor. Bu filmin en önemli kısmı ise en son sahnesi. Çünkü Mysterio ölmeden önce Peter Parker'ın kendisini canice öldürdüğünü kanıtlayan bir videoyu Daily Bugle gazetesine gönderiyor ve bu görüntülerde bütün dünyada canlı haber olarak yayınlanmaya başlıyor.
Mysterio tabii ki Spider-Man'in kimliğini de bildiği için bu kişinin Peter Parker olduğunu üzerine bastırarak söylüyor. Bu haberi sunan kişi olarak ise Tobey Maguire'ın serisindeki gazetenin editörü J. Jonah Jameson karşımıza çıkıyor. Son olarak sizlere No Way Home için önemli olan karakterlerden bir tanesi Doctor Strange'den bahsedeceğim. Kendisi çok yetenekli ve oldukça güçlü bir büyücü. Bu filmdeki görevi Peter'ın ondan yardım istemesiyle başlayacak. Mysterio'nun yaptığı şeyden yani kimliğinin ortaya çıkmasından çok şikayetçi olduğu için Peter Strange'den bu olayı geri çevirmek bir yolunu bulmasını isteyecek. Fragmanlardan da gördüğümüz üzere Strange bir şeyleri yanlış yapacak ve bu hata yüzünden çoklu evrenler birbiri içerisine geçecek. Bu yüzden de bu filme Green Goblin, Doktor Octopus, Sandman, Lizard ve Electro gibi önceki filmlerin kötüleri dahil olacak. Fragmanlarda görünenlere bakılırsa Peter'ın bir avukata ihtiyacı olacak ve bu avukatın da Marvel'ın en sevilen dizilerinden birisi Daredevil yani Matt Murdock olabileceği konuşuluyor. Yani eğer filmde görürseniz kim bu adam demeyin. Şimdilik Spider-Man karakterinin geldiği nokta burası. Bu bilgiler sizin filmi sinemaya gidip izlemenizde ve anlamanızda yeterli olacaktır diye düşünüyorum. En önemli bilgileri vermeye çalıştım. Eğer filmleri izlemeyen ama No Way Home'u sinemada izlemek isteyen arkadaşlarınız varsa bu videoları o arkadaşlarınıza gönül rahatlığıyla gönderebilirsiniz. Tabii ki video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Çünkü bu videolarda tahmin ettiğinizden birazcık daha fazla bir emek var. Son olarak beni sosyal medyadan takip etmeyi ve büyük gücün büyük sorumluluk getirdiğini unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. My back. Oh, my back.